Evet, çok önemli bir sektör. Hep konuşuyoruz burada. Aslında kritik bir sektör diyoruz. Saat 17.45'te Sağ İstanbul'un genel sekreteri mesela İlhan Bey'le de konuştuk. O da çok kritik bir sektör ama lojistik de çok kritik bir sektör. Ayşem Ulusoy, Ütikat Yönetim Kurulu Başkanı ve Fatih Şener, UNED Başkan Yardımcısı yanımızda. Hoş geldiniz Ayşem Hanım, hoş geldiniz Fatih Bey. Şimdi ben öncelikle sektörün 2022 yılını soracağım. Çünkü çok karışık bir yıllar geçiriyoruz. Lojistik sektörü çok enteresan bir sektör. Çok önemli bir sektör. Fatih Bey anlatı anlatı öğrendim ben artık. Yani çok önemli bir sektör diye. Fakat tabii 2020, hatta 2020, 21, 22 diye gidersek belki daha iyi olur. Çünkü savaştan sonra değişti, pandemi sürecinde değişti. Hala hazırda ne durumda bilmiyorum. Sizinle başlayalım. Sonra Fatih Bey'e de diğer tarafında soracağım ben. Nakliyeler tarafı orası da çok mühim. Buyurun. Zeliha Hanım, lojistik sektörü ciddi anlamda dinamik bir sektör bakıldığında. Ve bu dinamik sektörün içinde çok farklı parametreler var. 2019 yılından başlayan bu belirsizlik, esasında dünya ekonomisinde başlayan belirsizliği de en fazla ve dünya enflasyonunda en fazla etkilenen maalesef sektörlerden biriyiz. Ama bu bağlamda baktığınızda hem 2019'un sonrası, 2020 ve pandemi sonrası yakın coğrafya savaşları hepsini bir arada ele aldığımızda etkilendik. Evet, ama ben Türk lojistik sektörünün bu süreçten kendi esnek manevra gücüyle çok başarılı çıktığını düşünüyorum. Yani biz gelişerek çıktık bu sektörden. Hem dijitalleşme tarafına baktığımızda, hem iş yapış modellerimizde, hem ana rotaların değişmesiyle. Yani bizim sayılarımız, bizim arttığımızı, yani Türkiye'nin genel büyüme potansiyeline de baktığınızda bugün gayrimilli safi süreçlerde, yani yurt içi hasılada 600 milyar civarlarında bir desteği var lojistik sektörünün. Ve 2022 yılında da genel anlamda lojistik hizmet bazında baktığımızda %57 bir büyüme var. Bayağı iyi bir, evet, çoğu sektörde iyi bir olmayan büyüme. bir büyüme. Aynen, hem hizmet ihracatçıları tarafından ciddi bir büyüme var. Daha da büyümeyi öngörüyoruz. Yani 45'lerin üstünü bekliyoruz biz hizmet ihracatçılarında. Bizim sektörümüzde, özellikle lojistikte, yapıyı doğru kurguladığınız zaman, evet, şu anda ciddi problemlerimiz var, bir belirsizlik var. Belki o yaşadığımız dönemden daha da sıkıntılı bir dönemin içindeyiz. Çünkü genel global bir krizin içindeyiz. Bu enflasyonun artışıyla, emtia fiyatlarının artışıyla satın alma eğilimlerinin değişmesi esasında ana problemlerimizden biri satın alma eğitimi. Bütün merkez bankalarının faiz artırımına gitmesiyle de ana bir temelde Tabii. baktığınızda, yani bütün negatiflerin üst üste olduğu bir maalesef belirsiz bir döneme giriyoruz. 2020'li dönemlerde namlu fiyatlarımız çok artmıştı, Evet. cirolarımız çok arttı. Fakat şu anda Baltık Endeksinde biliyorsunuz 1500-1700 bandındayız. 2300 bandında da Uzak Doğu navlunlarımız artık belirli bir noktaya ulaştı esasında. Denge oturdu diyebilir miyiz? Yani denge Biraz. Oturdu biraz. Ama önümüzdeki belirsizlik katlanarak, katmanlanarak devam ediyor. Öngörülemiyor o zaman bir nebze de olsa, bir değil mi? nebze esasında bana göre bundan sonra dünyanın düzeni, ekonomik düzeni biraz daha belirsizliğin sürecine giriyor. Yani hepimiz için, her sektörler için bu böyle. Çünkü dünyadaki yaşadığımız bu 2-3 senelik kritik dönem bize bambaşka şeyler öğretti. Yani hem satın alma eğilimlerimizin, Evet. hem iş yapış modellerimizin, hem maalesef farklı ülkelerden farklı o malların getirilmesinin, ticari rekabetlerin, o enflasyon savaşı esasında. Evet. Yani bir krizin, dünyadaki ekonomik krizin yansıttığı yeni bir dünya düzenindeyiz. Değişiyoruz. Değişeceğiz. Ama ben değişimin bu dönemde de sancılı olacağını düşünüyorum. Hep beraber bunu yaşayarak göreceğiz. Ama bu arada da Türk lojistik sektörü her türlü değişime açık, manevra gücü oldukça yüksek, faaliyetlerinde güçlü. Yani özellikle derneğimiz adına söyleyebilirsem, biz bir çatı kuruluşuz. Evet. Bir geniş kapsamlı havayolu, deniz yolu, intermodal, antrepoculuk ve karayolu taşımacılığı, demir yolu taşımacılığı. Baktığınızda genel anlamda lojistiğin tamamen entegre ve bütünsel Evet. tarafına bakabiliyoruz. O yüzden katma değerimizi arttırdığımız sürece, bu iş yapış modellerimizde de çeşitlendirdiğimiz ve rotalarımızı da arttırdığımız sürece
Ben yani en kolay toparlanabilecek yani farklı etmenler gelmezse çok daha ciddi yani problemler hiç ummadığımız çıkmaz, yakın bir coğrafyada oluşabilecek daha korkunç şeylerle yani bizim şu andaki hedefimiz onu söyleyeyim size. Hem ben bir kadın olarak bir anne olarak tabii ki çevre coğrafyadaki o yaşanan savaş, o pandemi döneminde yaşadığımız önce sağlığın sonra lojistiğin ön plana geldiği bir dönemde bizim şu anda Türk lojistik sektörü olarak elimizdeki fırsatları nasıl değerlendiririz diye oturup hedeflerimizi yönlendirmemiz gerekiyor. Şimdi Fatih Bey de biraz karayolu taşımacılığı Türkiye'de maalesef diyorum karayolu daha yoğunluklu. Kusura bakmayın Fatih Bey. Yok estağfurullah. Deniz yolu. Deniz yolu ağırlıkla. Deniz yolu. Deniz yolu ağırlıkla. Hava yolu, tren yolu. Şimdi bunların hepsi bir ulaşım. Ve hepsini belki Türkiye olarak çok şanslı bir yerdeyiz aslında. Şahane. Yani şahane bir yerdeyiz her konuda. Hava yolu, deniz yolu, tren yolu, karayolu. Daha kalmadı bir şey herhalde. Ama bir taraftan da sizlerin yaşadığı da çok bu dönemde sıkıntılar oldu. Şimdi 2022'yi ben şöyle kapattık, böyle kapattık bence diyebildiğiniz bir cümle var mı? Ben onu merak ediyorum. Çok çok inişli çıkışlıydınız. Kesinlikle tabii öncelikle şunu söylemek lazım. Türkiye bölgesi itibariyle Sayın Başkan da hani başka krizler, yakın bölgesel krizler olmazsa dedi. Aslında böyle bakıldığında hani Türkiye'nin başına gelen başka hangi ülkenin başına gelebilir diye bakarsanız işte Suriye'nin hali malum, Irak öyle, İran ambargo altında, Ermenistan diye bir ülkeyle henüz bir temasımız yok. Gürcistan Rusya'yla savaşmıştı, hala barışmadı. Rusya Ukrayna'yla savaşıyor. Yunanistan'la bir inişli bir çıkışlı ilişkimiz var. Yani 360 derece çepeçevre baktığımızda bizim 15-20 derecelik bir Bulgaristan üzerinden bir hayatımızı idame ettiriyoruz. Böyle bakıldığında ama son 3 yıla ilişkin şunu söylemeliyim. Dünyada pandemiyle birlikte ticaret odakları kaydı. Özellikle Uzak Asya'nın pandeminin merkezi olması sebebiyle talepte bir parça güç kaybetmesi, bu talebin Balkanlara ve Türkiye'ye yönelmesi üzerine lojistik de bununla olumlu etkilendi. Aynı zamanda lojistik süreçler de pahalılaşınca Uzak Asya'dan Türk ihraç ürünlerinin Batı pazarlarındaki rekabet şansı arttı. Türkiye'nin ihracatı arttı. Geçtiğimiz işte %15 civarında bir ticaret ihracat artışımız oldu. Bu da direkt olarak lojistiği etkiledi. Ama 2000 yani pandeminin ilk günlerinde yaşanan panik ve sıkıntılardan sonra bunu fırsata dönüştürmeyi bildi sektör. Özellikle demin söylediğim gibi ticaretin bölgemize kaymış olması sebebiyle. Türk lojistik sektörü de çok esnek, çok hareketli ve hızlı. Dolayısıyla güçlenerek çıktı. Geçtiğimiz yılda da yaklaşık %15-20 büyüyerek aslında sektör tamamladı. Ciddi filo yatırımları yapıldı. Sektör büyüdü. Yani bundan 3 sene önce 60-65 bin çekici tır varken bugünkü rakam 90 bin. Yani son 3 yılda yaklaşık %50'ye yakın bir büyümesi var sektörün. Hı hı. Tabii ki problemleri de var ama bu problemlere rağmen sektör sürekli büyümeyi başarıyor. Burada tabii lojistik pazarı diye bakıldığında hani evet gönlümüz ya hep denizden gitsek, demir yolundan gitsek falan diyoruz ama Türkiye'nin 58 ülkeyle karayolu bağlantısı var. Yani şuradan Romanya'ya kamyonla işte 10-12 saatte gitmek varken ya biz gemiyle gideceğiz deyip işte bunu bir güne, bir buçuk güne yükseltmenin alemi yok. Çünkü coğrafya aslında sizin bir anlamda lojistik performansınızı ve ulaşılabilirliğiniz, sizin lojistik hızınız, ticaretiniz de çok etkiliyor. Tabii. Türkiye'nin özellikle ihracat ürün profili karayoluna biraz daha uygun. Yani demiryolu ve deniz yolunun taşıyacağı yüklerin tarzı daha çok yükte ağır, pahada hafif, zaman baskısı olmayan ürünler. Ama Türkiye'nin batıya olan ihracatının karakterine baktığınızda bunlarda hız, maliyet gibi bir takım faktörler ön plana çıktığında bunun optimum yolu karayolu. Tabii ki Türkiye'de özellikle ulusal taşımada karayolunun payı olması gerekenin çok üzerinde. Yurt içinde bizim demiryolu taşımacılığı, kıyı taşımacılığı, deniz yolu taşımacılığı her yolu denememiz lazım. Çünkü Türkiye'nin genel olarak lojistik maliyeti yani gayri safi milli hasıla içerisindeki lojistiğin maliyetini düşürmemiz lazım. Lojistik maliyet demir yolu ve deniz yoluna kaydığı ölçüde ulusal anlamda ürünlerimizin dış pazardaki rekabet şansı artacak. O zaman da uluslararası nakliyeciler daha çok mal taşıyacak. Bir de burada şöyle bir risk yok mu aslında?
bu yeşil ekonomi diyeceğim ben buna. Evet. Şimdi bazı sektörlerde işte Ekim ayında pilot çalışmalar dediğim işte demir çelikte, gübreydi, bunlar da artık Avrupa ihracatlarda karbon salınımından tutun da bir sürü, bir de bunlar giriyor. Yani karayolu çok taşımacılığına doğru giriyor, denize giriyor. Bir tek belki tren yolu orada biraz daha rahat. İntermodal ve trende evet, biraz daha hani rahat. Hava yolu daha farklı bir konsept ama bir de böyle bir risk yok mu? Var. Yani hani Avrupa yarın öbür gün sizin elektrikli tırlarla getirin. Örnek veriyorum ben bunu. Yani çünkü çok yoğunluklu konuşuluyor. Olduğu diyecek, için söylüyorum. Yani bu da yeni yatırımlara. Sınırda karbon vergisi başlayacak zaten. İşte, yani evet, en büyük önemli durumlardan biri. Şimdi biraz önce söylediğiniz konu çok kıymetli. Şimdi siz dünyanın en güzel ürününü üretin. Bardağın en güzeli, en iyi bardağı Türkiye'de üretilsin. En formda, en kaliteli. Fakat siz bunu doğru maliyetle, doğru hızla yurt dışına, final destinasyonuna vardıramadığınız sürece bir şey yok. Hiçbir anlamı yok. Evet. Hiçbir anlamı yok. Burada en önemli konu bana göre bundan sonraki dönemde iki konu var. Birincisi, dünya ticaretinde lojistiğini yönetemeyen ülkeler dış ticaretini yönetemeyecekler. Birincisi bu. İkincisi, onun çok altını böyle kara kalemlerle çizmek istiyorum. Sürdürülebilirlik çok kıymetli bir konu şu anda. Ama ben şahsım, bu benim kendi fikrim, bunu çok her yerde de söylüyorum. Bundan sonra bir de çeşitlilik esas olacak. Yani onun yan mottosu da, sürdürülebilirliğin yan mottosunun da ben bundan sonra çeşitlilik olduğunu düşünüyorum. Eğer biz lojistiğimizi çok bütünsel, entegre bir lojistik bazında değerlendirmek istiyorsak, bugün entegre lojistik sistemlerini, yani karayolunun havaya, havanın denize, denizin treni, intermodele, demir yoluna ya da başka bir modla o sınırların aşılma, rola gibi modellerle ya da farklı modellerle yeni iş yapış modelleri oluşturmamız gerekiyor. Yoksa tek düze bir sistemde maalesef bunu deniz yolu da olsa tek başına, karayolu da olsa, havayolu da olsa bütünsel bir lojistik. Yani biz artık çağın, dünya düzeninde bizim artık ağaca değil ormana bakmamız gereken bir düzene geliyoruz. Gelmek zorundayız. En azından biz lojistik sektörü batıya çok açığız. Gelişmelere çok açığız. Yüzümüz çok dünyanın her noktasına. Pandemi de gördük zaten. Tabii gördük. Yani ve mal biz, var ama gelmiyorsa ne fayda? Ne fayda var? Ya da biz o hastaneye o ilacı, o aleti gönderemiyorsak gerçekten sağlığı da biz sekteye uğratmış olacağız. Yani tedarik zinciri dediğiniz üretimden başlayan bir süreç ve nihai alıcıya varış noktasına kadar her türlü parametrenin birbirine en düzenli olması gereken ve doğru gitmesi gereken bir şey. Pandemimize net göstermedi mi? İlaç bulamadık. Tabii yani ki ilaç bulamadık. İlaç bulamadık, gelmedi. Tabii ki. Gelemedi. Yani gelemedi. Çünkü gelemedi. Yani ki, hastalık var. Ki Türkiye çok başarılı yönetti bana göre o süreci. Evet. Yani o sürecinin en iyi yöneten ülkelerden biriydi. Hem devlet tarafından çok destek alarak hem gümrük mevzuatlarının hem süreçlerin takibini çok hızlıca yapabildik. Ama o bütünsel lojistiğin sağlanması için bugün artık yapısal bir reformla bizim lojistiği baştan bir kurgulamamız gerekiyor. Onu biraz açacağım ben. Sizin yarım kalmıştı. Şöyle, buradan tabii şunu söylemeliyim. Zeliha Hanım, şimdi biz genel olarak lojistiği konuşurken dış ticareti de konuşuyoruz. Tabii. Türkiye'den taşımak veya Türkiye'ye taşımak veya Türkiye üzerinden. Aslında biz gençliğimizde, üniversitede, ekonomide mukayeseli üstünlükler teorisi diye bir şeyden bahsedilir. O da bir teori diye deniyordu ki ülkeler iyi oldukları işi yapsınlar. Karşı grupta öyle olursa çeşitlilik olmaz diyordu. Ama aslında böyle bakıldığında Türkiye lojistikte iyi. Bak, bu konuda çok tartışmaya gerek yok. Zaten kendimizi eleştirirken, yani yok üstad biz şehirleşmeyi bilmiyoruz filan, biz göçebe toplumuz derken gerçekten genlerimizde bir göçebelik var bizim. Lojistikte iyiyiz. Bunun için söylüyorum. Gidesimiz var. Gelesimiz, gidesimiz. Kesinlikle bizim Türkiye'nin ulusal ekonomik performansından bağımsız hareket edebilen, Türkiye'ye döviz kazandırabilen bir lojistik sektörü kurgumuz olmalı. Evet. Şöyle söyleyeyim, Turkish Cargo dünya lojistik hava kargo pazarındaki payı belki %3-3,5. Ama Türkiye'nin dünya ekonomisindeki payı %1'in altında. Yani aslında Turkish Cargo Türkiye ekonomisinin performansının 3 katı kadar
belki 10-12 milyar dolar Türkiye'ye gelir getiriyor. Yani dedik ya sınırda karbon ayak izi. Evet, bizim 20-25 bin ton arabamız gidiyor batıya. Ama size bir örnek vereyim. Polonya'nın Avrupa içerisinde mesela Fransa'dan Almanya'ya, İspanya'dan İtalya'ya taşıma yapan filosunun büyüklüğü 256 bin. Yani 25 bin, 10 katı. Çok, evet, bizim yani düşük. Aslında Polonya uluslararası lojistik sektörü şey gibi düşünün. Bizim en büyük döviz kazandırıcı, cari açığı kapatacak unsurlarımızdan bir tanesi turizm. Evet. Allah vergisi sahillerimiz var. Ama Polonya bizim sahilleri otele evet. dönüştürerek ve yabancılara ağırlayarak elde ettiğimiz paranın birkaç katını buradan tırlarıyla Avrupa içerisinde taşıma yaparak kazanıyor. Hmm. Biz de aslında Türkiye'nin pandemi dolayısıyla 20 milyar dolara inmişti turizm geliri. Türkiye'nin lojistik hizmet ihracatı 20-23 milyar dolardı 2 sene önce. Bunun yaklaşık yarısını Türk Hava Yolları, geri kalan önemli bir kısmını karayolcular yapıyordu. Aslında biz Türkiye merkezli bakmazsak, çünkü bizim araçlarımız tekerlekli ve direksiyonlu. Bunları Avrupa içerisinde taşıma yapabilir hale getirebilirsek, Avrupa içinde dolaşımlarını kolaylaştırırsak, sanki yurt dışına transfer olmuş, yılda 10-15 milyon dolar Türkiye'ye döviz kazandıran bir futbolcu gibi düşünün. İspanya'ya transfer olmuş, 10 milyon dolar kar elde etmek için 100 milyon dolar ciro yapmanız lazım. Evet. Bizim de lojistik sektörü olarak hakikaten Türkiye'nin ekonomik performansından bağımsız hareket edebilen ve yurt dışından bizzat döviz getiren bir yaklaşımla Avrupa'da Avrupa'nın yükünü taşımaya talip olmamız lazım. Cari açık böyle kapatılır. Orada not alıyorum ben tabii bunda ne yapılması lazımı soracağım. Ama bir de şimdi böyle kuvvetli çıktık tamam pandemide. Lojistik sektörümüz hep iyiydi zaten. Çok pratiksiniz çünkü iş insanlarımız. Yani çok pratiksiniz yani her tanı sanayicisine ihracatçısına ama. Şimdi tabii biraz böyle olunca parlayan yıldız. Bir yıldız haline geliyor. Ve yabancılar da bir kez daha pandemide anladı ki biz 4-5 saatlik mesafede her şeyi ulaştırdık. O kadar Çin orada duruyordu. Hatta hala diyorlar 1 milyara yakın bir belki artış olursa 1 milyara yakın enfekte olacak diyenler var. Bir şey gelemedi, gidemedi. Şimdi dolayısıyla yabancının Türkiye'nin lojistik sektörüne bakışı, ilgisi ne durumda? Ben açıkçası bunu merak ediyorum. Buyurun. Geçen gün toplantılar da yaptınız siz çünkü. Evet, evet. Evet. Şimdi Zeliha Hanım burada dünya haritasına baktığınızda Türkiye'nin yeri jeopolitik açıdan inanılmaz derece tam merkez gibi duruyor. Ve karasal bağlantıları biraz önce Fatih Bey'in de dediği gibi üç tarafının denizlerle çevrili olması ve doğuyu batıyı birbirine bağlayan bir köprü olması gerçekten lojistik açısından bir cazibe. İlgi çekiyoruz evet. Yani dış yatırımcının özellikle ulaşılabilir bir noktada lojistik koridorları açısından çok efektif bir noktada olduğu için Türkiye'nin coğrafyada çok iyi bir noktadayız. İlgi var. Son bir yılda özellikle bu ilgi daha da arttı. Bunlar tabii ki şirketlerimizin çok ticari kararları ama bu aynı zamanda istihdamın artılması, daha geniş bir alanın alana yayılması lojistiğin yeni modellemesi açısından yabancı yatırımları ciddi anlamda. Yani burada sadece sektör ilgi çekmiyor, onun altını çizmek isterim. Bölge de ilgi çekiyor. Ha, bölge, sektör ve bölge ilgi tabii çekiyor. Tabii ki. Yani olduğumuz konum çok ilgi çekiyor. Çünkü hem dağıtım ağlarının dağıtılması, hem lojistik maliyetlerin azaltılması. Bugün hangi ülke küresel rekabette pazar payını arttırmak için çabalarsa bu bir şekilde maliyetlerini, yani lojistiğini biliyoruz. 7 tane doğrusu var. Bu 7 doğrusunun üzerinde içinde hız ve maliyet çok önemli. Hı-hı. Siz en hızlı şekilde, en uygun maliyetlerle tabii. Nasıl ürününüzü oraya gönderirseniz tabii ki bölge bir cazibe bölgesi olacak. Ne kadarlık bir cazibeden bahsediyoruz? Yani potansiyeli, ülkemizin potansiyeli, yabancının hı-hı. buraya ilgisi açısından ki bu doğrudan yatırıma girer zaten. Hı-hı. Ne kadarlık bir rakamdan bahsedebiliriz? Hani bazı sektörleri soruyorum, ne kadar bir potansiyel var yabancı ilgisi açısından? Yani son bir yılda yani ilgi ciddi derecede artmış durumda ama onun maddesele dönüşmüş kısmı ile ilgili çok net bir yorum yapamayacağım açıkçası. Bu kadar bir oranda ya da bu kadar... Yok yani sektör olarak nasıl? Potansiyel diyeyim daha doğru olacak. Potansiyel açısından sorarsanız evet, potansiyel daha doğru açısından şimdi biraz önce söylediğim gibi bugün Avrupa'daki ülkelerin evet. Çin'e ulaşımından evet. Türkiye'ye ulaşımı ve Türkiye'deki yani esasında satın alma eğilimleri değiştiği için o çeşitlilikten bahsetmiştim biraz evet. önce. O çeşitliliğin içinde Türkiye'nin konumu çok önemli. Bu hem sanayicimiz için geçerli hı. hem ihracatçımız için geçerli. Ya biz bu sanayi ve ihracatta doğru ürünleri doğru yani
Unik ürünleri de konumlayabilirsek, oradaki ilginin sadece lojistiğin, o biraz önce Fatih Bey'in dediği gibi gidiş gelişlerle ilgili değil, lojistiğin depolanmasıyla da ilgili, dağıtımıyla da ilgili. E-ticaret tarafına baktığınızda bugün son haberlerde birçok büyük firmanın Türkiye'yi bir lojistik hub yapmış. Şu anda marka ismi vermek istemiyorum ama birçok firmanın aşağı yukarı ortalama yatırımlarını duyuyoruz. Yani hedeflerini duyuyoruz en azından. Ben bunu artarak, e-ticaret tarafında da artarak devam edeceğini düşünüyorum. Evet, hem e-ticaret, e-ihracat kısmında da bunun artacağını düşünüyorum. Hem lojistik, depolama, dağıtım ve ya da işte o ara mamulün burada üretilmesi, tekrar ihraç edilmesi, ama bizim bundan sonra döviz kazandırmakla bağlı bizim hayalimiz ihracatı büyütmek. Tabii. Lojistiği büyütmekse bizim transit ticaretimizin de burada çok ana bir kalem olması gerekiyor. Her türlü mevzuatın tekrar şekillendirilerek o taraftan da yani transit ticaretimizin yönlendirilmesi ve ana katkıyız. Çünkü çok transit bölgedeyiz. Evet, evet. Yani koridorların akışını sağlayabilecek İpek o entegrelerin yolu. Yapılması gerekiyor. Evet. Gelen giden değil mi? Ya özellikle onu söylemek lazım. Son 5 dakika bir de tır şoförleri ve tabii eleman durumu var burada. Ücretler de arttı. Onlar da ciddi sorun ama özellikle biliyorsunuz Çin doğu batı aksındaki bağlantısını denizden kara ve demir yoluna kaydırmaya çalışıyordu. Ve bunun için ana güzergah Rusya idi. Rusya'nın batıyla geldiği bir nokta dolayısıyla Çin'in çok büyük bir lojistik oyuncusu işte UNED'yi ziyaret etti. İşte ne yapabiliriz diye. Ciddi bu güzergahta Gürcistan'dan Romanya'ya geçmek dahil bütün seçenekleri denemişler, deniyorlar ve orta koridorda batıya ulaşmak istiyorlar. Çünkü deniz yolu süre olarak ondan ihraç etmek istedikleri moda ürünleri Avrupa pazarlarına yetiştiremiyor. Dolayısıyla çok kritik. Tabii aslında şöyle bakıldığında şu anda global lojistik oyuncuların tümünün Türkiye ofisi var zaten. Ama bu ortaklık olur, satın alma olur. Doğru, Türkiye'deki lojistiğin diğer lojistiği satın alması da olabilir. Yani bu tabii, çift taraflı da olabilir. Bizim şirketlerimiz yurt dışında şirket kuruyorlar. Yani bu çift taraflı. Tabii, çift taraflı. Türkiye'nin en büyük lojistik şirketlerinden bir tanesinin satışı zaten gündemde. Sanıyorum Rekabet Kurulu gözetiminde, basında çok yansıdı. Yine global bir lojistik oyuncusu Türkiye'nin en büyük karayolu filolarından bir tanesine talip oldu ve süreç işliyor. Devam ediyor. Süreç devam ediyor. Basına da çok yansıdı. Bu anlamda özellikle işte Rus şirketlerinin Türkiye'ye ilgisi var. Çünkü bunlar Türkiye'ye... Depolama alanları. Depolama ve lojistik, gümrük vesaire gibi. Bunlar işte burada aldıkları hizmeti daha ucuz, daha etkili hale getirmek için kendileri buralarda operatör olmak için çalışma yapıyorlar. Özellikle Rusya odağında çalışan Batılılar bir parça bu işlerle ilgililer ama orta koridorda yani Çin'e ulaşmak için İşte Türkiye'de Amerikan merkezli bir takım şirketlerin yine UNED'ye ziyaretleri oldu. Şu anda bu ticaretler nasıl yürüyor, orta koridor nasıl işler, Orta Asya batıya nasıl bağlanıyor, orta koridorda sorunlar nedir? Ya Türkiye'nin bu anlamda cazibesi global konjonktürel sorunlar sebebiyle bir parça daha artıyor. Tabii ki sektörün ihtiyaçları da var. Evet. Özellikle taşları yerinde oynattığınız anda, mesela bizim Polonya'dan transit geçiş ihtiyacımız var. Bunun için bir takım kısıtlı sayıda ülkeye gidiyorduk. Ama Rusya'ya, Ukrayna üzerinden gidemedikten sonra biz o güzergahı veya Belarusya'ya, Rusya, Ukrayna üzerinden gidemeyince şu anda bütün araçlar Polonya üzerinden gitmek zorunda kaldı ve Polonya transit geçiş belgeleri bitti. Ve sektör sorun yaşadı. Rusya'ya giden birçok araç Bulgaristan üzerinden gidiyor. İlk defa Bulgaristan'daki 350 bin transit geçiş belgesi bitti. Evet. Dolayısıyla böyle her domino taşı yerinde oynadığında diğerlerini de etkiliyor. Evet. Peki son 4 dakika ne oldu tır şoförlerinin durumu? Bir ara sıkıntı vardı. Tır şoförleri hala var. Parasal daha asgari ücret arttı ama onların biraz daha yüksek zaten tır şoförleri. Yani parasal nedenlerden midir? Nedendir? Genellikle zorluklar şöyle. Uluslararası tır şoförlüğü özveri işidir. Yani evinizden 10-15 gün ayrı kalmanız demek. İşte onu beklemeniz demek vesaire. Evet. Kapılarda gidip 3 gün beklerseniz. Evet. Siz normalde ortalama çok eskiden ayda 2 sefer yaparken 1.6'ya düşmüştü. Bu şimdi beklemeler sürebile 1.3'e 1'e doğru inmeye başlayınca sorun olmaya başlıyor. Evet. Onların kazançları düşmeye başlıyor. Bir de bunlar Anadolu'ya girerken aynı lokantada yemek yiyorlar.
yurt içi şoförler var, harfiyat şoförler var. Bizim uluslararası şoförlerden hiç güzel hikayeler duymayınca kaynak kurudu. Yani yerel şoförlerin uluslararasına geçme eğilimi. Anladım. Orada cazip geliyordu. Artık onlar aynı yerde. Ki tır şoförlerinin yediği yerden, restorandan yemek lazım bu arada. Babam hep öyle der. En iyi yeri onlar bilir. Onlar iyi bilirler. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum küçücük orada. Şimdi biz UTİKAT olarak bu dönem yeni nesil sürücü, yani hem yeni nesil bir sürücü yaratmanın ve o konuya biraz da farkındalık yaratmanın adına yeni bir çalışmaya başlayacağız. Çünkü siz, yeni nesil nedir? Yeni nesil sürücü altını doldur. Şöyle söyleyebilirim. Şimdi biz sürücü eksikliğimizi negatif yönlerini anlatarak maalesef yerine koyamayız. Şu anda yaygın bir negatif yön var çünkü sürücü tahsisiyle ilgili. Biz cazibe merkezi haline getirecek, biz şu anda bir çalışmaya başladık. Ve nasıl ilgisini çekeriz gençlerin, yeni neslin, sürücülere ne farkındalık yaratabiliriz ve onun pozitif etkilerini çıkaracak bir çalışma yapmaya başlayacağız önümüzdeki aylarda. Buna da yeni nesil sürücü diyeceğiz. Çünkü babadan oğula maalesef geçemiyor bu meslek. Çünkü çocuklar babalarının mesleğini yapmak istemiyorlar, evet, haklı olarak. Biz bu farkındalığı yaratıp cazibeli taraflarını, esasında pozitif etkiyi göstermek istiyoruz. Bunun içine başlayacağız. Evet. Bir de şoförsüz araçlar önümüzdeki süreçte bir de o var. Çok yani yakın çok gelmiyor bana bize. Ama evet, yani bir de o hikaye var. Evet, bir de o hikaye. EYT durumu, hemen süreme bakıyorum, son bir dakika. EYT'li çok vardır herhalde çalışanlarınız arasında, bilmiyorum sizin. Şoförlerde de var tabii. Bir de yaş oranı düştüğü için daha da arttı. Nedir orada durum, EYT oranınız sizin, onu ben merak ediyorum bu sektörde. Bu Ulaştırma Bakanlığı kayıtları net olarak bizde yok ama önemli ölçüde yaşlı bir sektörümüz var. Geriden pek gelmiyor. Hatta 65 yaş sınırını biz 68'e falan çıkardık, evet, pandemi şartlarında. Evet. EYT'den de etkilenen var ama yani EYT onlar için belki bir kazanca dönüşüyor. Yani emekli olup ayrılmazlar. Yani yapabildiği ölçüde bizimkiler yapıyor. KGF desteği nasıl buldunuz peki? EYT'liler için bir 25 milyar dediler ama yeterli mi? Bu konuda bir yorum yapamayacağım. Ben de yapamayacağım çünkü biz bu dönem maalesef lojistik sektör olarak bütçelerimizi daha toparlayamadık. Yani işte normalde senelik, bütçeler yapardık. Şu anda 3 aylık mı bütçemiz, şirketler için konuşuyorum, kendi şahsi şirketlerimiz için. Yani 3 aylık mı yapalım bütçemizi, 6 aylık mı yapalım, hem normal ofis çalışanlarımızla ilgili, hem şoförlerimiz, hem baktığımızda biraz daha netleşmesini bekliyoruz. Yani bütçelerimiz şu anda havada biraz. Herkes bekliyor netleşmesini bu EYT vesaire diğer konularla ilgili. Efendim süremizin sonuna geldik. Var mı eklemek istediğiniz? Yok, hayır. Teşekkür ederiz. Her zaman için sizin o isteğe verdiğiniz önem bizim mutlu ediyoruz. Çok, çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir sektör. Aslında çok da dediğiniz gibi turizm gibi hep söylüyorsunuz. İkinciyiz zaten hizmet ihracatçılığında. Yani turizm kadar önem verilmesi ve rahatlatılmanız gerekiyor. Siz de söylüyorsunuz ya devamlı düzenlemelerle. Yeni düzenleme bekliyor musunuz? Herhangi sizi rahatlatacak? Evet. Çok yani bizim çeşitli taşıma modlarımız da yeni düzenlemeler bekliyoruz ve biz aynı zamanda bu dönem bu aldığımız rüzgarı daha da devam ettirmek adına hizmet ihracatçıların haricinde de hem yatırım teşviklerini istiyoruz, yani yurt içinde yatırım teşviklerini, hem de insan kaynakları bizim geleceğimizin en büyük problemi olacak sektörümüzde. İnsan kaynakları yatırımlarımız içinde özellikle şoförlerin ara eleman ve eğitimli normal ofis çalışanlarımızın eğitimleriyle ilgili de İnsan kaynakları desteğe ihtiyacımız var. Bir cümlenin altını çizmek istiyorum. Lojistik sektörü bütün sektörlere dokunan bir sektör. Dolayısıyla bütün sektörlere destek olmak istiyorsanız lojistiğe destek olun. Lojistiğin hayatı kolaylaşırsa bütün sektörler mutlu olur. Bir ara zaten karayollarına bakardık biz. Tır çok sayısı var mı yok mu? Krizi oradan anlardık. Evet. Hep eskilerden bilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum Ayşem. Biz teşekkür ederiz. Fatih Bey size de aynı şekilde tekrar beklerim. Önemli bir konu tabii ki her zaman.